mücadelenin özet görüntülerini sizlerle paylaştık. Sarı kırmızılı takım Giresunspor karşısında sağdan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İşin hocam aslında Tuhaf tarafı çok da fazla etkili pozisyon üretemedi Galatasaray. 2-3 evet. kez e, evet. kendi kiralık kalecisi Okan Koçu zorladığı an var sarı kırmızılıların yan toplarda özellikle. Onun dışında çok fazla bir hücum aksiyonu göremedik. Bu yenilgiyi ilk olarak neye bağlarsınız? Galatasaray'ın bugün ortaya koyduğu kötü performansı ki bu benim için sürpriz değil. Galatasaray'ın bu sezon başından beri oyununda ciddi eksik diyebileceğim çok şey var. Onları dönem dönem dillendirdik. O dillendirdiğimiz her konuda bugün bütün çıplaklığıyla çok iyi uygulanmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı bütün Galatasaraylılar. Geriden oyun kurma dahil ki golü öyle yediler. Rakip bir kişiyle de baskı oyun kurmalısınız. iki kişiyle de ona göre oyun kurmalısınız. Bazen baskı yaptığında çıkamayacak olsanız bile uzun çıkmanız lazım. Yani biz de hep derler ya her büyük takımın A, B, C, D planlarının olması lazım. Bence Galatasaray gibi bir takımın bütün bu planları oynadığı bir oyununun olması lazım. Rakibe göre oyunun o anki gidişatına göre de doğru olanını teknik direktörün seçip Takımına sahada oynatması lazım. Kaldı ki işin defansif yönünü de ihmal etmeye hiçbir takımın gönümüzde hakkı yok. Her ne kadar Avrupa'da bu sene Galatasaray tarafından işin defansif yönü birinci bölge savunma olarak daha iyi uygulanmış olsa bile ligimizde malum nedenlerden dolayı biraz sonra açarız. O da iyi uygulanamıyor. Oyunun başından sonuna kadar Galatasaray topa biraz daha fazla sahip olsa bile oyunda etkinliği olmadığı gibi pozisyon da üretemedi. Dolayısıyla yaptığı bir hatayla golü de kalesinde görünce e, hiç istemediği bir sonuçla karşılaştı. Her şey bir tarafa. Ben Okan'ı burada tebrik etmek istiyorum. Bizde maalesef yalan, kötü senaryolar yazma alışkanlığı var. Belki de kısa bir süre sonra Galatasaray Kalesi'ne gelme ihtimali var iken bugün Galatasaray'ın ne sahip olduğu bir oyuncu olarak Galatasaray'a karşı çok iyi bir performans koyması bu tür kötü zihniyetlere verilen en iyi cevaptı. Oyunda da keyif aldığım noktalardan biri de buydu. Galatasaray yıla kötü başladı. Giresunspor karşısında sarı kırmızılar kaybetti. Serkan Korkmaz'a bu noktada dönmek istiyorum. Galatasaray'ın performansını nasıl buldunuz gibi klasik bir soru sormayacağım. Ahmet Hoca'ya neden böyle olduğunu Sordum, hoca kötü performansa bağladı. Eksikler bir bahane olarak sunulabilir mi? Bu öyle bir maç mıydı sizce? Yani Galatasaray en eksik haliyle bile, Giresunspor'un kadro maliyeti önünde açık söyler misin? Bu o site değil, bu, bu başka bir site. E, Hayır gözümle görüyorum ya. 21 turuncu, veya, 21 turuncu veya 22 bantta 22 yazıyor. Milyon. Turuncu bantla yazıyordu. Niye turuncu bantta yazan 7.750 bin. O ilk 11'in. İlk 11'in evet. değeri 7. nokta. Galatasaray'ınkini söyle o kadar eksikle. Galatasaray'ınki 29 milyon. 29 milyon 4 katı. Yani Galatasaray'ın bu kadar eksik kadrosu Giresunspor'un bugün evet. sahaya çıkan 11'inin 4 katı değerinde. Bu kadro için Galatasaray'ın bu sezonki şu tırnak içinde şu evet. başarıyı elde eden kadrosu için 25 milyon euro harcandı. O da ayrı bir rakam olarak vereyim. En başından beri yani benim akrabalarım, eşim, dostum e, sezon başlamadan bir ay önce başlayan, sezon başladıktan birkaç ay sonraya kadar devam eden, sosyal medyada başıma para ödülleri konan süreçte takip etmişsindir. Evet, Sen evet. yakından takip etmişsindir. Evet. Galatasaray'ın transferlerini, transferlere verilen ücretleri son derece zarif bir dille olması gerektiği gibi hiç kimseye hiçbir ithamda bulunmadan eleştiriler getirerek soru işaretleri bırakarak Gustavo transferi hocam. Gustavo Asunsal transferi ben canlı yayındayken gerçekleşti. Ismini İsmini hayatımda ilk defa duyuyordum Zeki Uzundurukan. Evet. Ve dedim ki tanımıyorum. Arama motoruna girdim yayında. Hı. -hı. İlk çıkan şeyde bir Wonder Kid ifadesi vardı. Wonder Kid olduğuna dair bir yazı. Yani geleceği parlak çocuk. diye Değil mi? Işıltılı çocuk. Aa, böyle bir şey yazıyorlar ama ben tanımıyorum. Aa, bir baktım takımına Flamakeo muydu? Famalikao. Onun da adını ilk defa orada duydum. Oynadığı takımın adında. Bunu söyledim. Bir ay falan sürdü hocam yediğim linç. Bir ay falan linç yedim. Dost acı söyler ve zamanında söyler. Şimdi her şey olduktan sonra, çok özür dilerim. Her şey olup bittikten sonra, lig şampiyonluğu kaçtıktan liderle 22 puan fark olduktan sonra, Ziraat Türkiye Kupası'ndan eğlendikten sonra herkes konuşur. Ben zamanında söyleyeceğimi söyledim deyip susmak aslında. Ama bizler televizyon da spor yorumcusuyuz. Konuşmaya devam etmemiz lazım. Beni Galatasaray düşmanı ilan edenler, ettirtenler hepsinin kimler olduğunu da biliyorum. Galatasaray'ın gerçek düşmanlarıdır. Ben onu bir söyleyeyim. Şimdi konuya girelim. Bu kadroyla Galatasaray buraya kadar iyi geldi. Fenerbahçe ne diyor? Sosa'yı mı oynatsam, Gustavo'yu mu oynatsam? İlhan şey, İrfancan Kahveci'yi mi oynatsam? Mesudu Forvet arkası mı yapsam? Yani rakiplerinin, Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinin orta saha rotasyonlarına bir bakar mısınız? Galatasaray'ın Berat'ı dahi yok. Berat dedik geçmeyelim. Hani küçüm, Küçümsediğim için söylemiyorum. Evet. Milli takımımızın bence bölgesindeki en iddialı ismi. Ben çok beğeniyorum Berat'ı. Galatasaray Berkan'ı aldı. Galatasaray bir projeden bahsediyor bize. Yunus Akgün Adana Demirspor'da altyapısından yetişen. Nasıl proje bu? Galatasaray bir projeden bahsediyor bize. Geleceği parlak, en önemli kalecilerden biri olarak gözüken Okan Kocuk bugün karşısındaydı. O projede bunlar niye yok? Nasıl bir proje bu? Ben projeyi anlamadım bir kere onu söyleyeyim. Ne projeyi anladım ne de bir tünel görüyorum. Yani tünelin ucundaki bir ışıktan bahsetti ya hoca bugün. Evet. Tünelin ucundaki ışığı görmem için benim bir tünelde olmam lazım. Tünele ben... bile giremedi mi Galatasaray? Valla ben önümde kocaman bir dağ var. Oradan bakıyorum Galatasaray'ın geleceğine. Yani bu kadroyla şimdi ben bunu söylerken zaman zaman şu şekilde de eleştirildim. Ben 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 demek de hani çok çirkin, çok özür diliyorum. Önemli olan kesinlikle bana ne yapıldığı, bana ne olduğu değil. Hani lütfen tanıyorsun beni. Evet. Önemli olan Galatasaray, önemli olan Türk futbolu, önemli olan geleceğe umutla bakmak, önemli olan Mart ayındaki Portekiz'le oynayacağımız milli maç, Galatasaray'ın sınavları, Fenerbahçe'nin konferans ligindeki sınavları hepimizin ortak derdi değil mi bunlar? Galatasaray'ın orta saha rotasyonu, bek kalitesi ortada. Galatasaray'ın kalecisi yok. E şimdi devre arasında öylesine bir çıkmazdı ki inan yani çok sağlam mevcut yönetimin muhalefeti olan Fatih Terim ismini artık sıcak bakmayan Galatasaraylılar bile ne diyorlar biliyor musunuz? Ya bu saatten sonra ne yönetim değişir ne Fatih Hoca değişir. Biz bir şekilde bu teknik heyet ve bu yönetimle bu kar yani bu kervanı e, Sırat Köprüsü'nden geçirmeliyiz. Bak hiç kimsenin derdi değil ha. En büyük muhalifleri bile şu anda Burak Elmas'ı indirmeye çalışmıyor. Çünkü o kadar feci durumda ki Galatasaray. Hep beraber bir araya gelelim. Bu zor günleri aşalım ortak aklı yürüyor. Galatasaray'da bu vardır. Ahmet Hocam çok iyi bilir. Evet. Çok çok zor günlerden geçmiş bir camiadır Galatasaray. Buradan çıkmayı da başaracaktır. Ama şu anda bence herkes trollerini, paralel askerlerini alıp bir çekilsin. Akil, sadece Galatasaray'ı düşünen, sadece Galatasaray için kalbi çarpan, duayan ve kanaat önderi isimlere şefkatine kendilerini bıraksınlar. Çünkü yapamadılar. Zeki Uzundurkan gidişatla alakalı Serkan Korkmaz bir tünel görmediğini, hatta evet. tünelin kazılmaya başlanmadığını düşünüyor. Katılır mısınız bu anlamda Serkan Korkmaz'a? Bu kadar kadro kalitesi olarak özellikle umutsuz bir tablo mu var? Yoksa mevcut kadrodan potansiyeli alamayan bir Galatasaray mı var? Şimdi ben dünkü yayında spor gündeminde ifade etmiştim. Benim bildiğim Fatih Terim'in kazansa da kaybetse de, istifa etmesinin doğru olacağını vaatlerime yakışanın bu olduğunu söyledim